Su-57'nin korkunç çığlığı Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı. Bu çığlık basına düşmüş durumda ve hem gerçek hem de mecazi olarak yakasına yapışmış vaziyette. Bunun sorunlarının dışa vurumu olduğunu söyleyenler var. Peki bu uçağın son hali ne durumda? Korkunç çığlık sesi neden gelmekte? Veya hakkındaki iddialar, sıkıntılar neler? İncelemeye başlayalım. Rusya Federasyonu dünyada her zaman en güçlü devletler arasında kalabilmeyi başarmış bir ülke. Üstelik ekonomisi yerle birken bile askeri gücünü koruyabilmiş. Tabi bu sıkıntının cefasını da yine askeri olarak çektiler. Örnek olarak birçok kritik projeleri aksadı. Fakat her zaman bir şekilde kuvvetlerine ihtiyaçlarını da sağladılar. Buna bağlı olarak füzelerde neden bu kadar başarılı olduklarını anlamamız mümkün. Nasıl diye soracak olursanız yüzlerce jet veya helikopter üretmek çok maliyetlidir. Ancak bunların yerine füze ve füze savunma gibi sistemlere ağırlık verirseniz hem daha ucuz olur hem de güçlü bir savunma sağlamış olursunuz. Ama tabii ki bu işin farklı boyutları da var. Siz süper güçsünüz ve elinde sonunda saldırı odaklı hava platformları da geliştirmek zorundasınız. İşte Rusya'nın bu noktada attığı son adım olan uçağına bakalım özellikleri üzerinden bu sesin neden çıkardığına ve sıkıntılarına ulaşmaya çalışacağız. Bunun yanında hakkında az sayıda inceleme olduğu için kaliteli özelliklerine de bakmasak olmaz. Su-57 ülkemiz dışında birçok kişinin kötü bulduğu bir uçak. Gerek motorları gerek F-35 sevdası buna özellikle sebep diyelim. Aslında durumu tabii ki böyle değil gücü yüksek seviyelerde. Bunu anlamak için öne çıkartan yanlarıyla girelim. Su 57, saatte 2.600 kilometre hızlara çıkabilen bir uçak. Bunu güçlü motorlarına borçlu. Bu sebeple de saniyede 300 metre gibi yükselme hızlarına sahip. Demek oluyor ki hisar o tarzı orta menzil sistemlerle vurmanız zor. Menzili 5.000 kilometre olarak verilmiş, yani dünyadaki birçok uçaktan en az bir misli fazla, hem de ek yakıt almadan. Büyüklüğüyle oranlı bir durum diyelim. Buna bağlı olarak da fiziksel özelliklerine bakalım. Tamı tamına 20 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde. Kanat alanı ise 80 metrekare. Geçenki video konumuz Eurofighter 52 metre seviyesindeydi. Tespit edilmesine ters olarak etki. Genel tasarım olaraksa uçak ince bir yapıda ve oldukça keskin durumda. Bu sayede radarda az görünüp hızlı uçabilmekte. İçerik olarak gövdenin çoğu kompozit yapıda ancak aracın arka taraftaki kesişme noktaları ve motorları radar izini tepeye çıkarmakta. İlla görünmezlik istenmemiş bu yüzden diğer uçaklara göre tasarımdan kısmamışlar. Fakat sistemlerle beraber bazı kısımlar görünmezliği kaybetmemeye yönelik kısaca orta dereceli bir görünmezlik hedeflemiş. Ne çok görünsün ne de tam olarak gizli olsun. Sistemler dedik, aviyoniklerine göz atmasak olmaz. Temel kısımda son derece modern SH-121 radyo sistemi var. Ek olarak öne çıkan 101KS denilen elektrooptik sistemine sahip. Bu ikili uçağın ana aviyonikleri, temele alınan kısımları. Bunlar nedir derseniz biraz sonra cevabı gelecek. Derine inersek uçağın göz bebeği N-036 faz dizinli radarı var. Bu sistem F-22'de bulunan radara rakip. F-22'ye en iyi uçak dendiğini unutmayalım. Ancak Rus sistemi çok daha başarılı ve kabiliyetli. Bunu neredeyse tüm aviyonikleriyle ortak çalışmasına borçlu. Mesela az önce bahsettiğimiz elektronik radyo sistemi. Bu sistem radara elektronik savunma sağlamakta. Tabii yanlış anlaşılmasın radarın zaten kendini koruyacak gücü var. Ancak ek olarak yardımcının olması savaş durumunda pilotun kaderini belirler. Buna bağlı olarak radar aviyoniklere bilgiyi iletebilir. Böylece durumsal farkındalık oluşur. Bu ne demek derseniz görüş konusunda sihalar gibi kabiliyetli olması demek. Bunun yanında radar tamamen burun kısmına bağlı değil biraz daha arkalara monteli. Bu da yüksek görüş açısı demek. Aynı anda 4 hedefe kilitlenebildiğini de düşünürsek yıkıcı bir avcı olduğunu söyleyebiliriz. Fazla bahsedilmeyen esas dikkat çekici kısımlardan biri ise uçak 101KS denilen kızılötesi arama radarına sahip. Bu ana radarı açmadan hedefini izleyebilmesi demek. Böylelikle tespit edilmemiş olur. Bildiğiniz gibi radarı açarsanız dalga yaydığınızdan tespit edilmeniz kolaylaşır. Dikkat çekici olansa bu 101 KS'nin savunma bölümü. Bu kısım aslında bir lazer, uçağa gelen güdümlü füzelerin başlığına kitlenmekte. Böylece başlık çok ısındığından hedefini vuramaz. Daha sonra uçak gelişmiş itiş gücüyle uzaklaşabilir. Tabii bunu ne kadar başarabilirler tartışılır. Sözde kolay, pratikte çok zor. Buna ek olarak uçağın en öne çıkaran özelliği diyebileceğimiz konum manevra yeteneği. Bu denli dönüşler yapabilmesi için birçok özellik birleştirilmiş. Örneğin uçak aslında ikinci bir pilota sahip. Yani bilgisayar olarak yarı otonom durumda. Eğer sistem sapıtırsa aktif kalibrasyon uçağı tekrar toparlayacaktır. Ancak sisteminde test uçuşu sırasında hata verdiğini hatırlayalım. Düzeltmiş de olabilirler, düzeltmemiş de. Yine de dönüşlerinde iç bilgisayarının her türlü etkisi var. Ek olarak 101 KS sistemi ultraviyole ışınları sayesinde güneş gibi ışık kaynaklarından etkilenmemekte. Bu sistem pilota nasıl manevra atması gerektiğine kadar bilgi sağlamakta. Bir de pilot maksimum 9G dayanımı olan kıyafete sahip. Belli bir süreliğine de olsa etkili diyelim. Uzatmadan demek istediğim bu manevra yeteneği için birçok sistemi hatta tasarımı buna göre yapılmış. Bunca şeyin sonunda böyle bir yeteneği görebiliyoruz. Altında bir topluluk var. Son olarak da silah sistemlerine bakalım. Sonra çıkardığı sese geçeceğiz. Bu katil 10 ton yük alabilmekte. Yani her şeyi taşıyabilir yeter ki uygun olsun. Uçak için yeni hipersonik füzeler ve K-77M denilen hava füzeleri mevcut. Her türlü ekipmana silaha sahip. Özellikle hipersonik ve nükleer füzeler karşı ülke için büyük bir sorun. Uçak kesinlikle durdurulmalı diyelim. Genel olarak değerlendirmeyi alırsak Su-57 saldırı odaklı değil de savunma ve savaş için tasarlanmış. Savaş için diyoruz çünkü savaş anında asimetrik olarak her türlü tehdide cevap verebilir düzeyde. Yani bir F-35 vakasına dönüşmezse sistemleri bunu başarabilecek seviyede diyelim. Özellikle doğrudan F-22 gibi uçaklardan bazı konularda önde. Yine de geneliyle Amerikan seviyesini geçebilmiş mi orasını pek bilemiyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Diyelim ve şu çığlık olayına gelelim. Su 57'nin çıkardığı çığlık sesine ne sebep olmuş olabilir? Tahminlerimiz üzere bakalım. Uçak bu sesi uzaktan yapmakta. Yani görüntüyü çekenler ilk kareyi almaya başladıktan itibaren ses azalarak kalınlaşmaya başlamış. Birçok ihtimal var. Mesela uçak çok ince olduğundan tasarımına baktık. Bıçak misali havayı delerek bu sesi çıkartabilir. Tasarımı güçlü manevraları kaldırabildiğinden normalden farklı. İzleyicileri geçtiği zaman sesin kesilmesi buna bir delil. Yoksa motoruyla pek bir bağlantısı yok. Ek olarak tasarımı keskin dedik, buna uymayan bazı noktalar var. Örneğin motorun öndeki hava alış noktası. Gövdenin etrafında düzgün hava akışı varken bu noktada bozulmalar olmuş ve bu ses ortaya çıkmış olabilir. Farklı sebepler olabilir ama muhtemel sebep basit, tasarımı. Tabii bizi ilgilendiren kısım bu sesin arka planı. Bunu uçağın yapım olarak çektiği sıkıntılar olarak nitelendirenler, yani mecazi olarak. Aslında Su 57'nin adı Su 57 değildi. Hindistan'da gerçekleştirdikleri zamanlar T50 Pakfa olarak geçmekteydi. Bunu bir ön bilgi olarak verelim. Sorunlar başta Rusya tarafından çıktı. Su 57 o zamanlar sorunlu gitmekteydi. Sistemlerini gördük. Hepsi çok iddialı. Uçakta bilinmez problemler çıktı. Bunun sonrasında Hindistan'da sıkıntılı olduğundan projeden çekildi. Sonra Rusya tek kalınca, üstüne ekonomik sıkıntılara girince proje uzadı, uzadı ve bugünlere kadar saktı. Bugünlere geldiğimizde uçağın ilki teslim edildi ama birçok taviz verilmiş. Örneğin Rusya'nın uzay hava kuvvetleri yüzlerce alacakken sayı 76'ya düştü. Üstelik seri üretim hızı da aşırı yavaş. Bunun diğer bir sebebi de dünyanın içinde bulunduğu salgın. Salgın yüzünden üretim tüm dünyada yavaşlamış durumda. E Rusya'da zaten ekonomik sorunlar da vardı. Her şey birleşerek katlandı. İşte size bahsettiğimiz Su-57'nin gerçek çığlıkları. Sonuç olarak Su-57 gerçekten modern ve tehlikeli bir uçak. Rakiplerinden önde veya geride olduğu konularla nereye koymak istediğiniz size kalmış. Çığlıklarını ve sıkıntılarını gördük. Uzun zaman sonra bunları yeni yeni aşmaya başladı. Bakalım tamamen atlatıp dünya seviyesinin ilerisine kendisini koyabilecek mi? Ben medya baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.